Şimdi Çinli firma için bugün bizim itirazlarımıza rağmen bir yasa geçti. Geçen yasanın 11. maddesi. Çinli firmaya akıl almaz imtiyazlar verildi. Onur Bey mutlaka detaylarını biliyordur ama bugünkü son gelişmeleri paylaşmak istiyorum. Bakın kimlere ne imtiyazlar verdik. Şimdi deniyor ki Çinli firma geliyor. Alayla valayla adamları karşılıyoruz. Adamlar dedi ki bize, bakın dedi, önce bir yasa geçireceksiniz. Bana imtiyaz vereceksiniz. Peki dediler. Peki yasada ne var? Dedi ki ben 2 yıl boyunca zaten bu fabrikayı orada yapamam. Bana bir kere arazi çok düşük parayla haraç mezat ver. Verdiler Manisa'dan araziyi. Bir de dedi bana vergi indirimi getir, imtiyaz getir. Bu arada dedi ben 100.000 araç ithal edeceğim Türkiye'ye. Nasıl yani dedi bizimkilere getireceğim dedi. Ama dedi bana vergi indirimi getireceksin. Ne indirimi? Gümrük vergisi, başka ÖTV. Neredeyse yarısı kadar arabanın indirim verdiler. Şimdi bu firma sıkı durun 100.000 araç ithal edecek. Ne zamana kadar? Fabrikanın bittiği güne kadar. Peki bundan Türkiye'nin zararı ne olacak? Onur Bey tam 4 milyar dolar. Bir daha söylüyorum. Aynen. 4 milyar dolar. Peki bu fabrika neyle kurulacak? Bu fabrika yurt dışından getirilmiş, Çin'den getirilmiş araçların karlarıyla kurulacak. Sözüm ana, Türkiye yabancı yatırımcı geliyor. Kocaman bir yalan. Külliyen yalan. Peki sonra ne olacak? Firma dedi ki olur da fabrikayı bitirirsem dedi. Bitirdikten sonra da ürettiğim her 100 aracın 30'u kadar da ithal edeceğim dedi. E kardeşim fabrika kuruyorsun. Üretebildiğin kadar arazi var. Sana her türlü imkanı tanımışız. Niye hala bizden imtiyaz istiyorsun? Hayır dedi, daha ithal etmeye devam edeceğim. Bakın Türkiye artık başkaları için bir cennet olmuştur. Bu ülkenin asil evlatları için bir cehennem olmuştur. Kayda geçsin diye söylüyorum, iddiayla söylüyorum. Bu yasanın geçmesiyle beraber Çinlilere verilecek olan bu imtiyazla TOGG'un ölüm fermanı imzalanmıştır. Önümüzdeki sene artık TOGG'u konuşamıyor olacağız. Bakın TOGG'un yetkilileri geldi. Bunu hiçbir yerde konuşmadılar. Basın da konuşmadı. TOGG'un yetkilileri geldi. Komisyonda bu yasanın görüşüldüğü komisyonda dediler ki TOGG'u bitireceksiniz. İtiraz ettiler. Muhtemelen iktidar partisi şunu düşündü. Ya zaten TOGG misyonunu tamamladı. Biz bunu pazarladık. İtalya'dan getirdiğimiz TOGG'ları da sağda solda gösterdik. Aileyle vaileyle devlet dairelerine boca ettik. Oradan millete dedik ki bak elektrikli araç ürettik. Uçtuk kaçtık. Millet de oy versin. Oy verildi. Seçimde kazanıldı. Artık TOGG'a moga ihtiyaç da yok. Bir şey de yapamayız. Bu işi bitirelim. Çinlilere bel bağladılar. Bakın Çinlilerin Türkiye'den kazanacakları parayla kuracakları fabrikaya akıl almaz imtiyazlar tanıdılar. Ama bu arada maalesef Türkiye'deki tekstilci tam 3 milyar dolarlık yatırımını aldı, Mısır'a götürdü. Ve 100.000 kişilik istihdam sağladı Mısır'da Türk tekstilcisi. Yazık günah değil mi? Sen tarımı bitirmişsin, kendi sanayini tüketmişsin. İnsanlar girdi maliyetini karşılayamaz hale gelmişler. Yurt dışına gidiyorlar, Mısır'a gidiyorlar, Doğu Avrupa'ya gidiyorlar, Bulgaristan'a, Romanya'ya gidiyorlar. En son turizmin de cenazesi okundu artık, salası okundu. Bugün biz CHP bir önerge verdi, biz de destekledik. Dedik ki turizmde yaşanan sorunları araştıralım, turizmde ciddi sorunlar var. Hayır dedi AKP. Hiçbir önergemize zaten evet demiyor. Meclis açıldığı günden beri hangi konuyu ele alsak hiçbirisine dokunmuyor. Bakın turizm de batıyor. Onlarca fabrikadan iflas haberleri geliyor. Gidin Ege sahillerine, benim bölgem Balıkesir, daha da güneye gidin, Muğla'ya gidin, Aydın'a gidin. Bakın oteller boş. Birçok otel konkordato ilan etti. Birçok turizmciyle konuştum. Adamlar diyor ki geçen sene bir günlük yemek maliyeti 6 euroydu. Şimdi oldu 10 euro. Peki neden? Yani TL üzerinden fiyat artıyor. Euro üzerinden niye artıyor? 2 tane sebebi var. Türk tarımını çökerttiniz. Turizmin girdi maliyetlerinin en yüksek kalemi gıda maliyeti. Şimdi bir de enerjiye eklediniz. Elektriği de %38 zam yaptınız. Adamlar şu anda perişan. Çünkü siz dövizi düşük tutmak zorundasınız. Çünkü Londra tefecilerine söz verdiniz. Onları zengin etmeye yemin ettiniz. Çünkü onlardan gelecek sıcak parayla Türkiye'de iktidarınızı sürdüreceksiniz. Şimdi turizmci kan ağlıyor. Ve maalesef söylenilenlerin hepsi doğru. Benim bölgem Balıkesir, gidin Ayvalık'a. Benim turizmcim, benim otelcim, benim restoranlarım orada kan ağlarken insanlar oluk oluk Midilli'ye gidiyor. Niye? Çünkü Midilli'deki fiyatlar Ayvalık'taki fiyatların yarısı. Kim bunun müsebbibi? Sizin programınızda örnek verdim. Birkaç örnek daha vereceğim Sinem Hanım. Yani bunları konuştuğum zaman hakikaten çarpıntı basıyor. Öfkeleniyorum. Ya bu ülkede 250 lira kıyma. Özür dilerim 600 lira kıyma. Londra'da 250 lira. Kabul edilebilir bir şey mi? Şeker bu ülkede 60 lira. Londra'da 40 lira. Muz bu ülkede 100 lira, Londra'da 35 lira. Hadi size zeytinyağından örnek vereyim. Bakın Londra'da, İngiltere'de bir dal zeytin yetişmez. Ama zeytinyağı, en halis zeytinyağı isteyen varsa getirtebilirim Londra'dan. İnanmıyorsa AKP'lilere de buradan sesleniyorum. Fiyat belgesiyle getirip göndereceğim onlara da hediye. Londra'da en halis zeytinyağı 400 lira. Peki Türkiye'de ne kadar? Türkiye'de 500 lira. Bizim Ayvalık, Ege sahilleri, Marmara zeytinden geçilmez. Yazık günah değil mi? Çünkü sen akaryakıt maliyeti, ilaçlama maliyeti, işçi maliyeti, o kadar absürt bir politika izledin ki bu millet artık gıdasının bile parasını ödeyemez hale geldi. Dünyanın en pahalı kentleri Türkiye'den ucuz hale geldi ve Türkiye'de rekabet edemeyecek olan işletmeler artık yurt dışına kaçmaya başladı. Artık filmin sonu göründü. Artık senaryo son derece net. Erdoğan'ın, AKP iktidarının ve bu ceberrut anlayışın sonuna gelindi. Bugün, dün mecliste harıl harıl şu anda biz şeyleri konuşuyoruz. Hayvan hakları yasasını konuşuyoruz. Dedik ki AKP'liler, arkadaş şunu sonbahara getirin. Enine boyuna konuşalım. Sonra öğrendik ki arkadaşlar anket yapmışlar. Toplumu da kamplaştıracaklar. Hayvanseverlerle efendim buna çözüm üreten insanlar arasında bir kamplaşma yaratacaklar. Buradan bile oy devşirmeye çalışıyorlar. Bakın iddiayla söylüyorum. Hayvan hakları yasasının arkasında samimi ve gerçekçi bir niyet yok. Saray anket yaptırdığı anketlerde gördü ve şu anda toplumu kamplaştırıyor. Kamplaştırma üzerinden siyaset yapıyor. Hiçbir konuya rasyonel bir çözüm üretmiyor. Türkiye şu anda ciddi bir krizin arefesinde, ciddi bir ekonomik çöküntünün arefesinde. Maalesef sahaya çıktığınız zaman, alanlara gittiğiniz zaman, çarşıya, pazara gittiğiniz zaman insanların feryadından başka hiçbir şey duyulmuyor. Her programda çağırıyorum, mecliste çağırıyorum. İzninizle bir kere de sizin kanalınızdan çağıracağım. Ey AKP'li milletvekilleri, ey AKP'li yöneticiler, söz veriyorum ağzımı açmayacağım. Gelin beraber çarşıya, pazara çıkalım. Hiçbir kelam etmeyeceğim. Sadece vatandaşın ne dediğini dinleyin. Vatandaşın feryadını dinleyin. Biliyorum hepiniz korkuyorsunuz. Sokaklarda azar işitmekten, laf yemekten korkuyorsunuz. Milletin arasına giremiyorsunuz. Girin milletin arasına da milletin ne kadar büyük bir ızdırap çektiğini görün ve aklınızı başınıza alın.